Bu videoda da Y boru açınım çizimi yapacağım. Öncekinden farklı olarak aralarındaki açı 60 derece ve 150 derece. Ayrıca alt tarafa iki tane parça eklenmiş durumda. 3 boyutlu görüntüsüne bakalım. 3 boyutlu görüntüsü bu şekilde. Açınım çizimi için ön görünüşü gerekli. Ön görünüşü bu şekilde çizdim. Ancak nasıl çizildiğini göstermek için yeniden çizeceğim. Katmanı değiştiriyorum. Çizgi, uzunluk 80, ortayı açıyorum, ortayı kapatıyorum, uzunluk 120, tab tuşuna basıyorum, açı değerini gireceğim, açı değeri 150 derece, buradaki gireceğim açı yataydan aşağı doğru olduğu için 90 derecesini çıkaracağım, 150-90, 60 değerini girip Enter'a basıyorum, aşağı 50 uzunluğunda dikey çizgi, 50 yazıp Enter'a basıyorum. Enter ile çıktım. Bu iki çizginin yansımasını oluşturacağım. Mi yazıp Mirror komutunu veriyorum. Şuradan yansıtıyorum. Bu çizgileri seçiyorum. Join ile J yazıp Enter'a basarak birleştiriyorum. Şu iki çizgiyi de aynı şekilde. Bunları birleştirmekteki amaç Offset komutunu verdiğimizde bize kolaylık sağlayacak. Katmanı değiştiriyorum. Offset komutunu veriyorum. O yazıp Enter. Sağ tıklıyorum. Seçeneklerden Layer seçiyorum. Burada Current seçiyorum. Offset değeri olarak boru çapı 70 olduğu için 70'in yarısını gireceğim. 35 girip Enter'a basıyorum. Bu çizginin her iki yönde offsetini alıyorum. Buradaki çizgilerini de alıyorum. Aynı şekilde Enter ile komutu tamamladım. Fazlalıklar var. Onları trim ile atacağım. TR, Enter. Enter. Boru uçlarını kapatacağım. L yazıp Enter'a basıyorum. Komutu tekrar ediyorum. Ara kesit çizgilerini çizeceğim. Ortayı kapatıyorum. Daha kolay çizmek için. Evet. Boru birleştirmenin iki boyutlu görüntüsü tamamlandı. Şimdi açınım çizimine geçebiliriz. Boruları numaralandıracağım. Çizimi seçiyorum. Explode komutuyla X yazıp Enter'a basarak parçalara ayırıyorum. Bir numaralı parçayı seçiyorum. Buradan bir kopya alacağım. Ctrl tuşuna basarak buraya taşıyorum. Burada bir kopyası oluşuyor. Fillet komutuyla alt kısmına bir yay ekliyorum. Bunun katmanını değiştiriyorum. Bu yayı eşit aralıklı olarak böleceğim. Bunun için div yazıp Enter'a basıyorum. Divide komutunu veriyorum. Görüntü sayısı olarak 8 giriyorum. Yayı eşit aralıklı olarak 8'e bölmüş oldum. Bu bölüntü noktalarından yukarı taşıma çizgileri uzatacağım. L yazıp Enter'a basıyorum. Dikey çizgiyi çizeceğim. Ortayı açtım. Bunları kopyalama komutuyla çoğaltacağım. Şuradaki çizgiyi kısaltıyorum. Çünkü burada eksen çizgisi var. Fazlalıkları atıyorum. En uzun çizgi bu çizgi. Bunun bir kopyasını alıyorum. Kopya ile. Bu çizgiyi array komutuyla çoğaltacağım. Rows 1 olacak. Kolon 17 olacak. Çizgi aralıkları ise çevre uzunluğu bölü 16 olacak. Çevre uzunluğu için pi çarpı çap 70 boru çapı bölü 16. Tab tuşuna bastığımda formül sonucu burada çıkıyor. Close array ile kapatıyorum. Buradaki çizgileri taşıma çizgisi olarak değiştirdim. Alta bir çizgi ekleyeceğim. L enter. Buradaki çizgilerin uç noktalarından yana çizgiler uzatacağım. L enter. Bunları yine kopya ile çoğaltacağım. Yaklaştırıyorum. Hata yapmamak için. Fazlalıkları atacağım. Eğri çizgi çizmek için
spline komutunu veriyorum. SPL yazıp Enter'a bastım. Alt noktadan başlayacağım. Buradan sol taraftan ilerleyerek sağa doğru ilerleyeceğim. O yüzden alt noktadan başlıyorum. Çapraz olarak ilerliyorum. Son noktayı tıklıyorum ve Enter'a basıyorum. Birinci parçanın açınımı tamamlandı. Birinci parçayla ikinci parça birbirinin aynısı. O yüzden buradan bir kopya alıp çoğaltabiliriz. Yeniden çizmemize gerek yok. Ancak ben öyle yapmayacağım. Farklı bir teknik uygulayacağım. Daha az malzeme kullanılması için. Buradaki çizgiyi kısaltıyorum. Şuraya kadar. Buradaki çizginin uzunluğu şuradaki çizgiyle aynı. Bu çizginin ucuna şuradaki çizgiyi ekleyeceğim. Buradan bir kopya alıyorum. Buraya ekliyorum. Ucuna yatay çizgi ekleyeceğim. Buradaki çizgi hizası kadar olacak. Bu çizgiyi de şuradaki çizgiyi uzatacağım. Buraya kadar. Evet, böyle yaptığımda 1 ve 2 numaralı parçaların açılımı çizilip tamamlanmış oldu. Şimdi 3 ve 4 numaralı parçaların açılımını çizeceğim. Buradaki çizimi seçiyorum. Buradan bir kopya alacağım. Buraya. Bu çizimi seçiyorum. Dikey olarak döndüreceğim. Row yazıyorum. Döndürme komutu. Rotate. Baz noktası burası olacak. Döndürme açısı kaç olacak? Bunun için hesap yapmamıza gerek yok. Buradaki referans seçeneğini kullanıyorum. Referansı nereden alacağım? Şuradan. Buradaki iki noktayı seçiyorum. Eksendeki. Sonra gireceğim açı değeri 90 olacak. Yani az önceki eğiklik 90 dereceye döndürülmüş olacak. Bunu biraz sola alıyorum. Bu 4 numaralı parça. En alt noktasından ve en üst noktasından yatay çizgiler uzatacağım. Çizgi. En üst noktası burası oluyor. Ortayı açtım. En alt noktası. Dikey bir çizgi çiziyorum. Fazlalıklarını atacağım. Bu çizgiyi çoğaltacağım. Önce katmanını değiştiriyorum. Seçiyorum. Array ile çoğaltacağım. Yine 1, 17, pi çarpı 70 bölü 16. Close. Trim ile şuradakileri atıyorum. Şu çizgileri seçiyorum. Taşıma çizgisi olacak. Alt kısmına yay çizip bölüntü oluşturmam gerekiyor. Ancak bunu yeniden çizmeme gerek yok. Şuradan kopya alacağım. Seçiyorum. Copy komutunu veriyorum. Şu noktadan tutuyorum. Ortayı kapattım. Şuraya yerleştirdim. Enter. Çizgiler kısa geldi. Bunları uzatacağım. X yazıp Extend komutunu veriyorum. Sağ tıklıyorum. Sınır çizgilerini belirliyorum. Sonra çizgileri seçiyorum. Buradaki çizgilerin uç noktalarından yana doğru çizgiler uzatacağım. L, Enter. Ortayı açtım. Bunları da kopyalama komutuyla çoğaltacağım. Yaklaştırıyorum. Üst kısımdaki çizgilerin uçlarını da aynı şekilde yana doğru çizgiler çizmem gerekiyor. Şuradaki üst tepe noktasından sonraki olan çizgileri seçip farklı renge dönüştüreceğim. Çünkü burada karışıklık oluşturabilir çizim yaparken. Seçiyorum. Buradan magentayı seçiyorum. Fazlalıkları atacağım. Katmanı değiştiriyorum. Önce alt kısmı çizeceğim. Biraz yaklaştıracağım. Spline komutu. Burada soldan sağa doğru çizeceğim. Burada soldaki ilk nokta bu. O yüzden buradan başlıyorum. Sonra çapraz ilerliyorum.
Ben alt noktaya geldikten sonra geri dönüyorum. Son noktayı tıklayıp Enter'a basıyorum. Buradaki çizgiyi kısaltıyorum. Şuraya kadar. Aynı işlemi burada yapıyorum. Üst kısımdaki eğri çizgiyi çizmek için SPL Enter. Yine sol taraftan başlayıp şu şekilde devam edip aşağı doğru ilerleyeceğim. Buradaki ilk nokta burası. Sonra çapraz ilerliyorum. Burada şu renkteki magenta rengindeki çizgileri atlıyorum. En üst noktaya geliyorum. Burada çizimi tamamlıyorum. Tekrardan başlatacağım. Çünkü burada keskin bir köşe var. Bundan sonra magenta rengindeki çizgileri dikkate alacağım. Bu renkteki en alt noktaya ulaşınca ters yönde ilerliyorum. Tepe noktasına ulaştıktan sonra Enter'a basıyorum. Sol taraftaki çizginin aynısı bu tarafta yansımış olarak çizilecek. Bunu Mirror komutuyla çoğaltarak yapacağım. Seçip Min yazıp Enter'a basıyorum. Orta noktayı tıklayıp ikinci bir nokta daha tıkladıktan sonra seçeneklerden No'yu tıklıyorum. Bu çizgiyi de kısaltmam gerekiyor. Buraya kadar. Evet, 4 numaralı parçanın açınımı da çizilmiş oldu. 4 ve 3 numaralı parça birbirinin aynısı olduğu için bunun aynısından, açınımın aynısından bir kopya alarak çoğaltabiliriz. O yüzden yeniden çizmeye gerek yok. Bu çizimi seçip biraz yukarı taşıyacağım. 5 numaralı parçayı seçiyorum. Buraya taşıyorum. Geri alıyorum. Burada bir kopyası kalsın. Kontrol tuşuna basılı tutarak taşıdığımda orada bir kopyası kalıyor. Bu çizimi 180 derece döndüreceğim. Seçiyorum. Row, rotate için. Merkez noktası, döndürme noktası oluyor. Değer olarak da 180 değerini giriyorum. Burada yaptığım işlemin benzerini burada uygulayacağım. Yine alt kısmına daire çizip bölüntü oluşturmama gerek yok. Buradan kopya alacağım. Daha kolay olacak. Şuradaki nokta, hatta şuradaki noktadan tutup buraya kopya oluşturuyorum. Fazlalıkları siliyorum. Sınır çizgilerini seçeceğim. Bu iki çizgi. Buradan fazlalıkları atıyorum. En uzun çizgi burada. Eksen çizgisi. Buradan kopya alıyorum. Bunun katmanını değiştiriyorum. Array ile çoğaltacağım. 1, 17, pi çarpı 70 bölü 16, tab tuşu, close. Çizgi ile buradan yana çizgiler uzatacağım. Alt kısma bir çizgi ekliyorum. Bunun katmanını değiştiriyorum. Kopya ile bunları çoğaltacağım. Sol taraftaki çizgilerin boyutlarıyla sağ taraftaki çizgilerin boyutları aynı olduğu için sadece sağ tarafa çizgileri çizeceğim. Baz noktası burası. Yaklaştırıyorum. Şurada bir çizgi var. Onu atlamayacağım. En üst nokta. Hatta şu çizgiyi kısaltıyorum. Bu kadar uzun çizmeye gerek yoktu. Fazlalıkları atıyorum. Şuradaki çizgi silindi. Tekrar çizeceğim. Eğri çizgi için SPL yazıp Enter'a basıyorum. Sol taraftan sağa doğru gideceğim için en alt nokta şuradan başlıyorum. Burada en üst noktaya ulaştıktan sonra Enter'a basıyorum. Komutu tekrar verip buradan tekrar devam ediyorum. En üst noktada komutu sonlandırıyorum.
Tekrar komut. Son noktayı tıklayıp Enter'a basıyorum. Şuradaki çizgiyi kısaltıyorum. Aynı şekilde burada da. Evet, 5 parçanın açılım çizimi tamamlandı. 3 ve 4 numaralı parçalar birbirinin aynısı. O yüzden bir tane burada açılım çizildi. Bu açılımları alt alta buraya yerleştireceğim. Buradan kopya alıyorum. Bunları birbirine yanaştıracağım. Ortayı açıyorum. En kısa mesafeye yanaştırmak için sağ tıklıyorum. Buradan Nearest seçeneğini seçiyorum. Buradaki açılımı da seçiyorum. Move komutuyla taşıyacağım. Orta noktayı yakalıyorum. Buradaki orta noktaya yerleştiriyorum. Şuradan bir kopya alıyorum. Bunu da Move komutuyla taşıyacağım. Orta noktasını yakalayıp buradaki orta noktasına yanaştırıyorum. Evet, 5 parça alt alta dizili olarak yerleştirildi. Ölçülerini vereceğim. Katmanı değiştiriyorum. Evet, açılım için gerekli olan toplam yükseklik ve genişlik ölçüleri bunlar. Açılım çizme işlemi tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın.